Rıdvan kardeş yazmış. Selamun aleyküm Muhammed Adnan hocam diyor. Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Hak din İslam olduğuna göre başka din veya dinler yoktur diyor. Doğru, hak din İslam'dır. İslamiyet'ten başka din Allah katında geçerli değildir. Yani şu anki Musevilik, şu anki Hristiyanlık tahrif olmuştur. Allah zaten ayet var. Allah dininde, Allah katında din İslam'dır diyor. Bitti yani. Çok açık. O zaman diyor dinlerin ittifakı nasıl olur? Dinlerin ittifakında dinleri kabul etmeye yok ki. Yani Müslüman Hristiyan dini, Hristiyanlık dinine giren kurtulur, Hristiyanlık hak din demeyecek. Peygamberimiz zamanında öyle miydi? Peygamberimiz zamanında İslam hak dindi, hakimdi. Ama Hristiyanlarla ittifak vardı. Değil mi? Evet. Yani tabii. Hristiyanların ziyaretlerine gidiliyordu, yemekleri yeniyordu, Hristiyan kadınlarla evleniliyordu, Musevi kadınlarla evleniliyordu. Dolayısıyla müşriklere karşı da Hristiyanlarla ittifak oluyordu. Peygamberimiz müşriklere benzemektense kıyafette de ehli kitaba benzemeyi esas alıyordu. Yani dış görünümünde ehli kitaba benzemeyi esas alıyordu. Yani bir nehi, bir yasaklama yoksa ehli kitaba benzemeyi esas alıyordu. Ve dolayısıyla ehli kitabın Allah birdir diyen, ehli kitabın yemekleri yeniyor ve o kadınlarla evleniliyor ehli kitaptan. Dolayısıyla küfre karşı, müşriklere karşı, Allah'ı inkar edenlere karşı, Allah birdir diyenlerle La ilahe illallah ittifakını bize Kur'an söylüyor, Allah söylüyor. İnşallah canım. Hristiyanları Allah birdir'e çağırın diyor Cenab-ı Allah. Ayet var. İnşallah. Bu bir ittifaktır. Hristiyanlara Allah birdir dedirtmek ittifaktır. İnşallah. Allah birdir diyen Musevilerle yine ittifak edip Darwinizme, materyalizme, Allah yoktur diyenlere karşı mücadele vermek, Allah'ın varlığını savunan, Allah'ın birliğini savunanlarla birlikte hareket etmek bir gerekliliktir. Bunu Bediüzzaman da söylüyor. Kur'an'da bunu görüyoruz. Hadislerde bunu görüyoruz. Bunlar bir gerçektir. Ama iblis orduları, şeytan orduları, efendim Büyük Ortadoğu Projesi'ni hazırlayan ateist masonlar, it kopuk takımını, cahilleri, avanakları kandırarak %99 dünyaya hakim olan Allahsızlığı görmezlikten gelerek, %99 olan Allah'a inkar düşüncesini ve ateizmi görmezlikten gelerek, Allah birdir diyenlerle dünya çapındaki bu deccaliyete karşı mücadeleyi destekleyeceklerine, Allah birdir diyenleri de kesin, asın deyip onları da devreden çıkararak, Müslümanları da kendi içinde bölerek, onları da işte Alevi, Sünni, Şii diye ayrımlara tabi tutup bölüp Müslümanları kendi içinde tamamen eritip yok etmeyi planlıyorlar. Evet, evet. Bir kısım avanak ve ahmaklar da buna alet oluyorlar. Bir kısmı da cahilliğinde, saflığından yapıyor. Bilgisizliğinden yapıyor. Mesela Cübbeli gibiler de cahilliğinden yapıyorlar. İşte diğer adını saydığım kişiler de, daha önce isimler saydığım kişiler de cahilliklerinden yapıyorlar. Bu ahmakların, bu alçakların, bu kahpelerin oyunlarına Rıdvan kardeşimiz gelmesin. Çok dikkatli olsun. Ondan sonra Deccal'in avucunda bir pislik olmaktan insanlar kaçınacaklar. İnşallah. İnşallah.